Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbul alemine mahlukatın milyon kere milyon adedince hamdü senalar olsun. Bizi insan olarak halketti. Bu insanlığın içerisinden iman nimetiyle şereflendirdi. Bu iman nimetiyle bizi birbirimize kardeş kıldı. Sayılı ömre sayısız nimetler bahşetti. Sayılı ibadetlere sonsuz bir cennet vaat etti. Edibimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e mahlukatın milyon kere milyon adedince salatu selam olsun. Rabbim bizi onun yolundan, onun sünnetinden ayırmasın. Rabbim bizi ondan, onu bizden razı eylesin inşallahü rahman. Muhterem kardeşlerim, bizler iman etmiş insanlarız. Müslüman insanlarız. Müslüman olmanın getirdiği dünyada ve ahirette iyilikler isteriz. Bu iyilikler iman dairesinde Allah'ın bize takdir ettiği nimetler, gönül huzuru, gönül zenginliği, İslam ahlakı, dalalet ve bataklıklardan kerihlik duymak, çirkinlik duymak, rahatsız olmak, imanı ayıran en önemli etkenlerden birisi kardeşlerim. Evet, İslam bir hayat nizamı olarak bizlere orucu farz kılıyor, günde 5 vakit namazı farz kılıyor, helal dairesinde alın teriyle kazanmayı, alışveriş yapmayı helal kılıyor. Ama sanki alışveriş gibi gösterilip de bu da alışveriş gibidir deyip de müşriklerin faiz karşısındaki tutumlarına karşı Allah-u Teala faizi haram kıldığını beyan ediyor. Ve ahallallahu el-bey'a ve harrama riba. Allahu Teala alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı. Faiz alışveriş gibi değil. Ekonomiyi çökerten bir mikrop. Öbür taraftan fakir ve fukaraların hakkının zenginler üzerinde olduğunu emretti. Kazancı, hali vakti, havaici asliye dediğimiz temel ihtiyaç maddelerinin dışında kalan malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra onun üzerinden %2,5 fakirin hakkına ayrılmasını emretti. Evet, öbür taraftan kimlere infak edileceklerini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere açık bir şekilde beyan etti. Öbür taraftan muhteremler, yetimlerin haklarının gözetilmesini, onların servetlerinin kendi lehlerine korunmasını emrediyor. Evet aziz kardeşlerim. Öbür taraftan ömürde bir defa
Ömürde bir defa Kabe'yi, Muazzama'yı ziyaret edip Arafat'ta vakfe yapmayı emrediyor. Hali vakti yol ihtiyacını karşılayan, hükmen şer'an zengin olan kimselere bu emri ifa ediyor. Evet, bunların hepsinden önce bu daireye, bunların hepsinin ayrı ayrı hikmetleri var. Ayrı ayrı insana kazandığı dünya ve ahiret mutluluğu var. Allah-u Teala hiçbir şeyi boşa yaratmamış muhterem kardeşlerim. Allah-u Teala hiçbir şeyi gereksiz yaratmamış. Ancak iman etmeyenler, iman eden insanların bu saydığımız özellikler dairesinde hareket etmesini anlayamazlar. Bir orucu tutan bir mümin iman gereği tuttuğunu bilir. Hatta ve hatta bütün ibadetlerin içerisinde direkt karşılığını mutlak manada Allah'ın verdiğini, vereceğini bilir. Neden? Çünkü görülen bir ibadet değil. İşte öyle bir ibadet ki günahların bağışlanmasına, cehennem ateşinden kurtulmaya vesile olan bir ibadet bilir. Maddi ve manevi birçok hikmetleri barındırdığını bilir. En zor şartlar altında dahi sabretmeyi öğretir. En varlıklı insanlara dahi öyle bir ders verir ki, ey kulum, işte sen bu kadar varlıklar içerisinde idin, şöyle bir açlığı bir tat bakalım, aç olan, yoksul olan insanların her gün böyle yaşadığının bir tasavvurunu, bir düşüncesine dal da bir göreyimdir. Ve arkasından hadi bakalım bu fakir fukaralara tutmuş olduğun oruç dönemindeki eksikliklere, aksaklıklara telafisi için, şükür için bir de fitre ver bakalım der. Allahu Ekber. Aziz kardeşlerim, Allah bize imanı sevdirdi. Elhamdülillah. Bu anlattığım çerçeve dahilinde eğer bir insan kalbinde bunları gönül rızalığıyla, gönül hoşnutluğuyla teslim olmuyorsa bu kişinin imanında problem var demektir kardeşlerim. Elhamdülillah. Biz işte görülmeyen yerlerde dahi yemeden içmeden duruşumuzun en güzel işareti, imanlı oluşumuzun en güzel ispatı budur. Ama maalesef aziz kardeşlerim, günümüzde bilmiyorum artık iman zayıflığımı, bilmiyorum neden, çarşı pazarda alene olan yerlerde sanki hiç oruç gelmemiş gibi bir durum arz eden durumlara da şahit oluyoruz. Onlara ben acıyorum. Gerçekten acıyorum. Allah onlara hidayet nasip eylesin. Sadece oruç değil kardeşlerim. Bir Müslüman düşünün ki namaz kılmıyor. Acınacak durumda. Bir Müslüman düşünün ki infak etmiyor. Zengin, hali vakti yerinde, fakirler onun hesabında yok. Ne acı bir durum. Ne acı bir durum. Bir insan düşün ki serveti var ama fakirlerin hakkını vermiyor. Sonra ne oluyor? O servet onu kurtarmıyor. O servet ona yar olmuyor. O servet asıl olan ahirete yönelerek göçmesi gerekirken dünyaya çakılıp kalıyor. Dünyada geçici bir dönemde ondan istifade ediyor. Ondan sonra kefene
sarılarak hiçbir şey götüremeden gidiyor. Şöyle bir tasavvur edin kardeşlerim, muhterem abilerim. Şöyle bir düşünelim. Ansızın gelen ölümü mü bekliyorsunuz? Bunayacak vakti mi bekliyorsunuz? Meşguliyetin gelip sizin meşguliyetinizi mi bekliyorsunuz? Küfre açılacak kapı fakirliği mi bekliyorsunuz? Sizi azdıracak, infaktan mahrum edecek zenginliği mi arzuluyorsunuz? Allahu Ekber. Allah Resulü buyuruyor. Neyi bekliyorsunuz diyor. Koşun hayırlı amellere. Koşun Allah'ın rızalığına. Estağfirullah. Ve enfiku fi sabilillahi ve la tulku bi eydikum ila tehlike. Ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allahu Teala bu ayeti kerimede bakın muhteremler. Allah yolunda harcayın. Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Nedir bu tehlike muhterem abilerim? Kazanıyor. Servetini yığıyor. İhtiyarladığında da eli ayağı tutmayacak durumda arkada bıraktığı evlatların ne eğitimine, ne itikadi, ne ahlaki, ne Allah ile olan münasebetinin derdini taşıyor. Yığınlarca arkada bırakmış olduğu servet karşısında dünyadan göçüp gittiğinde evlatları babasının mezarına küfrediyor. Bunlara biz şahit olduk. Annesine küfrediyor. Babasının cenazesine gitmeyen, kahreden, beddua eden insanlarla karşılaşıyoruz. İşte kendinizi tehlikeye atmayın. Asıl kazanç, kazandığını infaklarla mahşere taşımasıdır. Ama şeytan rahat durmuyor ki. Şeytan bırakmıyor kardeş. İnne şeytane ya'idukumul fakr ve ya'murukum bil fahşâ. Şeytan size fakirliği aşılamaya çalışıyor. Şeytan size kötülükleri çirkin göstermeye çalışıyor. Ben anayı mıyım ya? Niye ben alın teriyle kazandığımı fakire vereceğim? O da çalışsın. Bak. Aziz kardeşlerim. Bu çok yaygın bir söz. Yetimlerin, fakirlerin, yoksulların hakkını Allah zenginlere koymuş. Elbette onun da çalışmasına teşvik olalım. Onun da çalışmasına, iş bulmasına öncülük yapalım. Ama şunu hiç unutmayın ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ayetidir. Allah'ın kanunudur. Allah malı istediğine veriyor. İlmi isteyene veriyor. Malı istediğine veriyor. Nitekim bakıyorsunuz adam iş kuruyor olmuyor, öbür tarafta çalışıyor olmuyor. Bakıyorsun biri de kısa bir dönemde müthiş bir alıp gidiyor, zengin oluyor. İşte kanaat en büyük zenginlik kardeşlerim. Bir gün Behlül Dane'ye, hem Behlül böyle çok kendisini ciddiye almayanlar olur ama veli olduğunu da herkes bilir. Birisi der ki, ya Behlül, ben bir şeyler yapmak istiyorum, bana bir yol gösterdir. Zengin olmak istiyorum der, Behlül der. Ne yapayım? Demir al, demir sat der. Şifreyi aldı. Kısa sürede o adam demir alıp satmaktan o kadar muhteşem bir zengin olur ki, ama şeytan bırakmayacak. İnsanın bir vadi altını olsun, ikinci vadiyi ister. Beyler, halimize şükretmenin derinliklerinde Allah'ın rızalığının olduğunun şuuruna varmamız gerekiyor. Keşkeler gelmeden önce şu andaki halimizin daha kötü noktalara
gitmeden önce bu halimizin şükrünü infaklarla vermemiz gerek. Doymuyor, haz almıyor. Geliyor tekrar Behlül'e. Diyor Behlül, bak bu kadar zengin bayağı oldum bu Behlül'ün bu sözüyle. Hele bakalım daha fazla bir zenginlik isteyeyim, ne diyecek? Behlül diyor, ya ben bu işten usandım. Bana daha başka bir şey söyle de onu yapayım, daha fazla zengin olayım. Soğana soğan sat diyor. Hemen şifreyi alıyor, gidiyor, bütün demiri soğana çeviriyor. Soğan satılmayınca ular. Yığdığı o kadar servet 3 ayda 5 ayda sıfırlar. Koşarak gelir Behlül'e. Behlül, sen ne yaptın? Ne yaptım der. Beni batırdın. Sen kanaat etseydin daha fazla ilerlerdin. Sen kanaatsizlikten gözün aç kaldı. Doymadın sen. Allah da verdi cezanı diyor. Ya. Bakıyorsunuz kardeşlerim. Sizleri tenzih ederim. Şu mübarek vakitlerde Allah'a şükürler olsun. Öyle zenginlerimiz var. Dualıyor, dualarla huzur buluyor. Evlatlarının hayrını görüyor. Dünyayı cennet yapıyor. Öyle zenginler de vardır ki çalışmaktan, meşguliyetten telefonlara cevap verecek durumu yok. Eşine ayıracak zamanı yok. Çocuklarına ayıracak zamanı yok. Durmadan çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Pat birden kaybolup gidiyor. Nereye? Öldü. Ne oldu bu servet? Kime kaldı bu servet? Hiç. Onun için Allah-u Teala kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Aziz kardeşlerim, biz infaklarımızı niçin yapıyoruz? Ecrimizi nereden alıyoruz? Biraz önce okuduğum ayet-i kerimede kavlun ma'rufun hayrun min sadakatin yetbe'uha eda vallahu ganiyun halim. Tatlı bir söz, güzel bir söz başa kalkılarak verilen infaklardan hayırlıdır. Onun için verdiğimiz iman meselesidir. Şimdi muhteremler, bu özellikle günümüzde, bu vakitlerde gençlerimizde öyle bir hastalık türedi ki bu sanal alemde dolandırıcıların ağlarına da işte böyle kapılıyorlar. Hemen kısa yoldan köşeyi dönme, kısa yoldan zengin olma, masa başında beyaz gömlekli, masa başında bilgisayar karşısında hiçbir iş yapmadan, terlemeden, dolgun bir aylık beklemedi ama çalışmayacak. Böyle bir hastalık türedi. Allah muhafaza eylesin. Ve birçok yuvaların yıkılmasına sebep oldu. Onun için çalışmak esastır. O çalıştığımızın karşısında sağlık verdi Rabbim bize, nimet verdi bize, ikram etti. Onun da hakkını fakirlere vermek iman meselesidir. İşte bu bağlamda. İnne estağfirullah. İnnemâ nut'imukum livecihillahi la nuridu minkum cezaen ve la şükura. İşte Müslümanların vasfı budur kardeşlerim. Ne demek? İnnemâ nut'imukum. Biz onlara veriyoruz. Onları yediriyoruz. Onları giydiriyoruz. Onları içiriyoruz. Niçin? Livecihillah. Allah için. La nuridu minkum cezaen ve la şükura. Biz o fakirlerden, o yoksullardan ne bir teşekkür bekleriz? Ayet-i kerime. Müminlerin vasfına bakın beyler. Müminlerin vasfıdır bu. Verdiğinden asla bir şey beklemez. Bekliyorsa boşuna verdi. Ondan sevap yok. Niçin verdi? Allah emretti diye verdi. Bu bir iman meselesidir kardeşlerim. Nasıl ki oruç iman meselesi, zekat da iman meselesi kardeşlerim. Müminler olarak bizler zaman zaman çok defa hacı, orucu, efendim diğer namazı anlatıyoruz
ama infak noktasında çok zayıfız. İnfak noktasında zayıfız kardeşlerim. Bakınız muhteremler, yaşadığınız şu dönemde eğer bir ilim adamı, eğer ilim irfan yuvaları, eğer fakir fukaralar zenginlere dua etmiyorsa, o zenginlerin o yerleri gözetip oraları dert etmiyorsa, o zenginlikleri onların başına bela olur. Bela olur kardeşlerim. En güzel örneği Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bize rahmet peygamberi olarak bütün yönleriyle fakir fukaraların haklarının gözetilmesini öyle bir esas almış ki, yetimlerin, fakirlerin haklarını ayet-i kerimede ifade ettiği gibi onlardan al, fakir fukaralar ver. Kendisine getirilen o infak mallardan, ganimetlerden o fakirlere, yoksullara taksim ediyor. Biz böyle bir inanca sahibiz. Bizim medeniyetimizle yarışacak, bizim medeniyetimizle kıyaslanacak hiçbir medeniyet yoktur. Batıl medeniyetlerde, sözüm ona, uzaydan dünyayı karış karış karıncaların dahi gittiğini gören bir emperyalist medeniyetler kendi nesillerini, kendi ailelerini koruyamayacak kadar ciddi endişelerle aile planları yapıyorlar. Arkadan nesiller gelmesi için korkunç planlarla teşvikler veriliyor. Yine de arkadan nesillerin gelmeyişinin endişesini taşıyorlar. Siz uzaya, dünyaya hakim olursanız, arkanızdan nesil bırakacak, arkanızdan sizi anacak, arkanızdan sizin amel defterinizi açık bırakacak bir inanca sahip değilseniz, o zaman elinizde birer köpek olur. Her gencin elinde bir köpek olmaya başlar. Bundan da endişeliyiz. Bundan da cidden endişe taşıyoruz. Anasını babasını huzur evine bırakıp da köpeğiyle sokakta dolaşan insandan biz utanıyoruz. Böyle bir medeniyet bizim medeniyetimiz değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi ahalisine, kendi evine, kendi çalığına, çocuğuna helalinden kazancını sağlaması o kişiye infak olarak yeter diyor. Helal kazanç infaktır. Onun için biz bu bağlamda muhteremler mükafatımızı Allah'tan istiyoruz. Allah mükafatı mutlak manada vereceğini de vaat ediyor. Estağfirullah. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا بِتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ Hiçbir hayır için, hayır hasenet için yaptığınız her harcama kendisi içindir, başkası için değildir. Kendimiz için yapıyoruz. Kendinizin kurtuluşu için yaparsınız. Gafil olmayalım beyler. Bu noktada gerçekten ciddi eksikliklerimiz var. Çalışıyoruz elhamdülillah. Kazanıyoruz elhamdülillah. Bir kazanç, helal kazanca, bir de yoksulların, fakirlerin, fukaraların duası eklendi mi? Allah seni muvaffak eylesin. Allah kazancına kazanç versin. Allah çocuklarının hayrını göresin. Allah çocuklarının senin amel defterini açık bırakacak hayırlı uzunluğa ömürler versin demelerinden daha büyük bir zenginlik ne olabilir beyler? وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ ayeti kerimesini göz ardı etmeyin. Ey Habibim, kullarım beni senden soruyorlar. Ben onlara onlardan daha yakınım. Dua ettiklerinde onlara icabet ederim. Allahu Ekber. Dua deyip geçmeyin beyler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bedir Muharebesi'nde ilk saldırılar, İslam'ın yayılması karşısında kafirler durmadı. Plan kurdular, proje yaptılar, saldırıya geçtiler. Bedir'de ilk karşılaşma. Elini açtı. Ey Rabbul Alemin, Ya Rab, bugün bize yardım etmezsen
senden başka bize kim yardım eder? Kıyamete kadar ismin anılmaz ya Rabbi dediğinde Ebu Bekir radıyallahu anh yanında öyle bir ısrarla dua ediyor ki kalkıyor, cübbesi düşüyor. O anda tabi muharebe başlıyor. Muharebe başladığında Allahu Teala melekleri gönderiyor. Melekler çarpışması karşısında daha kılıçlar kafirlerin kafasına gelmeden şakır şakır kafirlerin kafalarının düştüğünü görüyor. Ebu Bekir radıyallahu anh, ey Resulullah, Allah'ı gücendirme, yardım geldi diyor. Ebu Bekir görüyor bunu. Aziz kardeşlerim, biz bu arada şunu da söyleyelim. Biz kılıçla Müslüman olmuş bir toplum değiliz. Bize saldıranlara karşı nefis müdafaası yapmış toplumuz. Ecdadımız da böyle yaptı. Yedi düveleye karşı vatanımıza namahrem elleri gelmesin diye Çanakkale'de öyle mücadele yaptı. Biz hiç kimseye saldırmadık. Hiç kimseyi işgal etmedik. Ama zalimler, emperyalistler, dünyayı kendilerine mesken kabul edenler, dünyanın sahibi olduklarını zannedenler dünyada gözü yaşlı insanlar bıraktı. Yerlerinden, yurtlarından insanlar terk edilmiş bıraktı. Gözü yaşlı yetimler, dul kadınlar bıraktı ve milyonlarca insanı katlettiler. Ama şunu hiç unutmasınlar ki وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ اِبَادِهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah'ın her şeye gücü yeter. Yeter ki biz Allah'ın rızalığı doğrultusunda hareket edelim. Allah'ın yardımı eğer görülmüyorsa üzerimizde, bizim dualarımızda problem var demektir. Bizim yaşantımızda problem var demektir. Bizim ibadetlerimizde problem var demektir beyler. Çünkü Allahu Teala bana bir karış yaklaşana ben 10 karış yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim. Bana koşarak gelene ben ona şah damarından daha yakınım diyen bir Allah'a inanıyoruz. Elhamdülillah. Onun için kardeşlerim, bu mübarek günlerde men amile salihan feli nefsihi ve men ese'e fe aleyha ayeti kerimesi hem infakta, hem sözlerde, hem fiiliyatta, hayatımızın her alanında, ailede, iş hayatında, çalıştığımız yerde kendimize ait olduğunu, kim iyilik, kim güzellik, kim daha dürüst hareket ederse kendine hareket etmiş olur. Şöyle bir iş yerinde çalışan bir kalfe ustasını memnun edecek iş üretirse kime faydası olur? Kendisine. Ustası der ki tamam, bundan sonra maaşın şu kadar arttı der. Çalıştığı yerin hakkını veren, o hakkından sonra ailesiyle bütünlük içerisinde onların da hakkını gözetenin yüzü güler. Bakınız beyler, iman ehli olan müminler eğer yüzleri gülmüyorsa o zaman imanın hakikatinin lezzetini kalplerinde tatmış değillerdir. Öyle diyor bir batılı filozof. Amsterdam'ı gittim, gördüm, gezdim diyor. Frankfurt'u gezdim. Belçika'ya gittim. Bütün Avrupa'nın başkentlerinde, Paris'te en kalabalık sokakları gittim. İnsanların yüzlerinin donuk olduğunu gördüm. Bir yolum İstanbul'a uğradı. O İstanbul'daki kalabalık Cağaloğlu'na gittim, Beyoğlu'na gittim diyor. İnsanların yüzlerinde bir ışıltı, bir heyecan gördüm diyor. Allahu Ekber. Niye? Biz iman ehliyiz. Biz yoksulluklar karşısında dahi infak etmeyi iman meselesi olarak gören bir milletiz. اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَلَهُمْ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَنِيَةً Başka bir ayeti kerimede اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Onlar mallarını darlıkta ve bollukta infak ederler. Rabbim şu mübarek günlerde infaklarınızla Allah'ın rızalığına yakınlaşıp Allah'ın rızalığını kazanan, günahlarınızdan arınan, evlatlarınızın hayrını gören, kıyamete kadar nesillerinizin nesillerinin nesillerini ehli tevhidde daim olarak gören, dünyanızı cennet, ahiretinizi de cennet eyleyip cemalullah ile müşerref eylesin.